bahsediyorum şu anda. Koordinatör projenin yürütülmesini, raporlanmasını ve amaçlarına ulaşılabilmesi için tüm enerjisini veren deneyimli bir insandır. Tam zamanlı da çalışabilir, yarı zamanlı da çalışabilir. Bir kişi aynı zamanda iki ayrı işte çalışamayacağı için, değil mi? Tam zamanlı gösterecek olursa koordinatörü, başka bir projede de çalışamaz. Çünkü olanaksızdır yasal anlamda. Bir de onun için diğer iki projede de yer almak mümkündür, mümkündür. O zaman neticede projede onu yazarken yarı zamanlı ya da 1/3 zamanlı gibi gösterirsek bir kişi 3 projede de yer alabilir. Yasal anlamda, para alma anlamında söylüyorum. Şimdi koordinatör projenin koordine edilmesinden sorumludur ama bir de projenin asistanı vardır. Proje asistanı ise genelde projenin yürütülebilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi için koordinatöre yardımcı olan ve onun işleri kolaylaştıran kişidir. Proje asistanı. Proje asistanının taşıması gerekli özellik, işte demin Ayşegül hocamla da konuştuğumuz üzere hani dinamik olması, pratik olması, iletişim halinde olması, raporlama becerisinin gelişmesi, dakik olması gibi. Şeyde ise ayrıca bazı projelerde proje sekreteri olabilir. Bazı projelerde örneğin, şimdi benim en son çalıştığım projelerde öyle yazmıştık. Halkla ilişkiler sorumlusu dedik. Neden? Çünkü evet bir proje 42 ay sürecek bir proje. Oldukça da büyük proje. Halkla ilişkiler çok önemli bir şey. Yani tüm Türkiye'ye bir şey yapacaksın. O zaman neticede halkla ilişkileri koyun. Ama siz eğitim danışmanı koyabilirdiniz. Ya da sosyal hizmet uzmanı koyabilirdiniz. Ya da bir avukat danışman koyabilirdiniz. Örneğin Ceyda'nın gelmiş olsaydı o Austin'deki kadına yönelik şiddetle ilgili bir projede çalışıyordu. O projenin içerisinde sosyal hizmet uzmanı ya da bir uzman psikolog arkadaşımız da projede çalışıyordu. O zaman demek ki işin gerektirdiği özelliklere göre saha araştırmacısı ya da işte bölge yöneticisi gibi değişik ünvanlarda insanlar da projede çalıştırabilirsiniz. Sizin projenize ve sizin ihtiyaçlarınıza göre. Bakın her proje farklı olacağı için. Yani o zaman demek ki farklı özelliklerdeki ya da diyelim ki muhasebecimiz, muhasebeci değil ama büyük bir proje muhasebecinde finans elemanı da koyabilirsiniz. Ya da hizmet satın alabilirsiniz bir şeyden, şuradan. O size bağlıdır. Bir kişinin ya da kuruluşun projenin içerisinde yer alması süresiyle ve projede sizin ön görmeniz ile ilgili. Yani o zaman demek ki projelerde kurumlar var. Kurumlar dediğimiz kısım bakınız diyelim bir sivil toplum diyaloğu ise 7 kişi bir araya gelerek bir dernek kurabilirsiniz ya da bir derneğe üye olabilirsiniz. Ya da işte şu an için bir şey değişmiştir belki ama en az 50-60 bin lira paranız varsa işte adınızı yaşatmak ya da bir vakıf kurabilirsiniz. Tabii ki bu yasal kurulması mahkeme iznine bağlı, vakıflar genel müdürlüğüne bağlı. Ya da şirket kurabilirsiniz. Bir kişi bile şirket kurabiliyor. Eskiden limited şirket en az 2 kişiyle kuruluyordu. Ama bakın bulunduğunuz yerde 2 tane kar amacı bilen kuruluş var. Her ne kadar kar edememiş olsalar dahi. Birisi Ozan. Ozan esnaf. Güzel kişi değil bakın. Ama ben Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi'nin tek ortağıyım ve kurucusuyum. Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi ne? Bir tüzel kişilik. Yani hukukta var ya gerçek şahıslar ve tüzel kişiler. O zaman o tüzel kişi limited şirket. Sınırlı sorumlu. Şimdi o zaman demek ki tüzel kişiler olması gerekiyor. Onları biliyoruz. Demek ki bizler peki şeyler dışında peki biz dernek üyesi ya da şey çalışanı, kurum çalışanı ya da kurumlar şey de olabilirdi, kamu kurumları da olabilirdi. Örneğin SÖKE sosyal hizmet merkezi olabilirdi gibi ya da Çankaya Kaymakamlığı da olabilir. Kamu kurumları da olabilir. Yani tüzel kişi olma şartı var. Peki biz hiçbir projede acaba bir kurum olmadan da biz bir projeye başvuramaz mıyız? Evet başvurabiliriz. Nedir bunlar? Örneğin Erasmus Plus'ın içerisindeki gençlik projeleri, gençlik değişimi ya da gençlik çalışanlarının eğitimi adlı projede ne var? 4 tane genç bir araya gelerek informal grup oluşturabiliyor. Yani ille de dernek olmak zorunda değilsiniz. 4, ben de istiyorum o güzel kadını. Benim nokta vakitiydi. Pardon, özür dilerim. Hemen
kızıyorsun ya. Espri yapalım bir şey. Her gruba verdin mi birer tane? Evet. Tamam. Evet. Şimdi o zaman ne diyorum? Dört kişi bir araya gelerek de bir informal grup oluşturabiliyor ve Avrupa Birliği'nin gençlikle ilgili projelerine, gençlik değişimi ve genç çalışanların eğitimine de başvurabiliyorsunuz. Ama genelde %90'da ne var? Tüzel kişilik olma şartı vardır. Evet, bunları açtık. Şimdi geliyoruz. Şuradaki ışığı kapatalım, netliği belki daha iyi sağlarız diye. Videomu da nasıl olsa çekiyor. Aklına bana da çay vermek gelirse gelemez artık çünkü video çekiyor. İşte Ozan babasına bir çay getirirse ben de asla hayır demem. Şimdi arkadaşlar bir hibe çağrısına bir bakalım isterseniz. Şeyde Merkezi Finans ve İhale Biriminin sayfalarına girelim şeyde. Girdik biz şurada. Evet. Merkezi Finans İhale Biriminin sayfası bir projelerle ilgili bir yani şuradan bakıyorum. Şu en başta bir yazsam daha iyi olacaktı. Merkezi İhale Birimi yani CFCU Central Contracting and İhale Merkezi İhale and Finance Grubu. CFC oradan geliyor. Biz burada İngilizce ya da Türkçe sayfayı ayarlayabiliyoruz. Şu anda açık olan hibeleri araştıracağım. Şu anda Merkezi Finans İhale Birimi tarafından hani kontrol edecek hibelere baktığımda bir Türkiye AB arasında şehir eşleştirme hibe programı varmış. Başvuru tarihi 9 Mart 2018-17'ye kadarmış. Toplam hibe tutarı 2 milyon 600 bin avroymuş. Ve bakın bir gelen döküman var, bir rehber var ve dolduracak olan dosyalarla ilgili bir klasör. Onun dışında bilgi için bir ziplenmiş olan bir klasör var. Demek ki birincisi şehir eşleştirme. İkincisi akademik yılına yönelik Jean Monnet burs programı varmış. Bunlar da hani akademisyenler, üniversitelerle ilgili. Onun dışında Türkiye ve AB arasında sivil toplum diyalogu 5 hibe çağrısı varmış. Şimdi hocam ben uzun süre burada olacağım için Ayşegül hocam siz istersen onu yorulursun. Şeye takı ver, sabite al. Tamam mı? Burayı anlatacağım. Şimdi tahtayı almıyor çünkü biraz kısa kaldı. İndirebilirsin onu. Şöyle, ya bunun pek bir etkisi olmuyor. Tamam, iyi, tamam. Evet, şimdi bakın, Türkiye ve AB arasında sivil toplum diyaloğu hibe çağrısı var. Diyor ki 16 Şubat 2018'e kadar saat 17'ye kadar başvuracak tipi hibeymiş. 6 milyon euro hibe sağlayacaklarmış. Ve yine dokümanlar var. Ben bu dokümanları kendi bilgisayarıma indirdim. Kendi bilgisayarımda masa üstünde bir klasör açtım az önce. Ve bunlardan çok teşekkür ederim. Sayı bitti mi? Ne? Tamam kapatın onu. Evet, şimdi burada hibe rehberi genellikle İngilizcesi yayınlanır ama bu hibe rehberinde Türkçesi de yayınlandı. Ben şimdi bu hibe rehberini açacağım. Hibe rehberiyle önce hibe rehberinin nerede olduğunu gördük değil mi şu anda? Ve biz hibe rehberini açıyoruz ve hibe rehberinden incelemeye başlıyoruz. Diyor ki bakın üstte bu İngilizce belgenin gayri resmi çevirisidir. Bu metinler arasında bir sıkıntı olursa biz İngilizce metni asıl alacağız. Onun için İngilizce metne bakacağız. Bunlar gayri resmi çevirilerdir. Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimiymiş. Bakın başka hibe çağrılarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hibe çağrıları var. Orada da insan kaynakları operasyonel programı var. Bazılarında STGM yani Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ne olabiliyor? Sözleşme makamı olabiliyor. Evet, CSD başvuru rehberi bütçe kalemi 22.02.01 referans 2015 yılındaki bir sözleşmenin bakın 2018'deyiz ama orada 2015 yazması şu anda ancak kullandırılabiliyor. Group ID numarası diye bir numarası var. Bunu hani aradığınızda bu çağrının numarası bu. Ön teklif için 16 Şubat 2018'de son başvuru tarihiymiş.
Diyor ki bakınız ikinci sayfayı okuduğunuzda görülebiliyor mu? Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar diyor ki bu bir sınırlı teklif çağrısıdır. İlk aşamada değerlendirme için sadece ön teklif. Yani HİBE başvuru formunun A kısmı sunulmalıdır. Yani concept note dediğimiz kısım. Yani sizin elinizde olan hani benim gönderdiğim kısım. Ardından ön teklifleri kabul edilen başvuru sahipleri tam başvuru formlarını sunmak üzere davet edilecektir. Eğer projemiz, bizim ön teklifimiz kabul edilmiş ise bize davet edildik ve 45 gün süre veriyorlar. 45 gün en az bir süre veriyorlar. En çok da oluyor herhalde. Ondan sonra tam başvurumuzu yazıyoruz. Tam başvuru formlarının değerlendirmesini müteakiben şartlı kabul edilen başvuruların uygunluk kontrolü yapılacaktır. Önce şartlı kabul ediyorlar. Ama sözleşme imzalanmış anlamına gelmiyor. Neye bakıyorlar bu sefer şartlı da bu kuruluş bu projeyi yürütecek insan kaynaklarına ve ekonomik yapıya sahip mi diye bakıyorlar. Örneğin bizim sivil toplum diyaloğu 3 HİBE çağrısında İngiltere, İtalya ile ortak hazırlamış olduğumuz çok güzel bir proje vardı. Lead Action adlı bir projeydi ve gerçekten şartlı olarak kabul edildi. Bizden evraklar istendi, şunlar istendi falan filan. Sonunda projemiz kabul edilmedi. Neden? Çünkü bizim hani ona mali açıdan uygun olmadığımızı düşündüler ki. Sözleşme makamının talep ettiği destekleyici belgeler başvuruyla birlikte göndermiş olan imzalı başvuru sahibinin beyanı esas olarak yapılacaktır. Evet, her bir şeyde bir içindekiler var. İçindekilere bir bakalım isterseniz. Arka plan ya da İngilizcesiyle background var. Bu HİBE çağrısına niçin çıktıklarını bize burada anlatacak. Dördüncü sayfada bu varmış. Programın hedefleri ve öncelikli konularını bize dördüncü sayfada anlatacakmış. Sözleşme makamı tarafından sağlanacak mali destek anlatılacak. Ondan sonra uygunluk kriterleri. Başvuru sahibinin uygun olup olmaması. Yani başvuru sahibi ve eş başvuranların uygun olup olmadığı bağlı kuruluşlar, iştirakçiler ve yüklemiciler. Uygun projeler hangi tür proje uygundur ve başvuruda bulunabilecek projeler nelerdir diye bize anlatacak. Ondan sonra maliyetlerin uygunluğu ve HİBE kapsamında dikkate alacak maliyetler. Hangileri destekleyeceğim, hangileri desteklemeyeceğim. Başvuru şekil ve yapılacak işlemlerde 2.2.1'de ön teklif ve içeriği, ön teklif nereye sunulur, nasıl sunulur, son tarih nedir, daha fazla bilgi isterseniz ne yapmalısınız? Sonra tam başvuru formu 20. sayfada ve nereye nasıl sunulacak? Son teslim tarihi nedir? Ve daha fazla bilgi istiyorsanız onunla ilgili duyurun. Başvuruların 2-3'te değerlendirilmesi ve seçimi diyor. Nasıl değerlendireceklerini de söylüyor. Neye? Nasıl, kaç puan vereceklerini de söylüyor. Sürpriz yok. Bakacağız az sonra bunlara. İki, dört, şartlı olarak kabul edilmiş başvurular için destekleyici belgeler neler, onları anlatıyor bize. Sonra sözleşme makamının kararını bildirmesinin nasıl olacağını ve kararın nasıl, neleri içereceğini ve arkadaşlar bir de bu HİBE çağrısı için öngörülen takvimi bize anlatıyor. Ondan sonra da HİBE verme kararı alındıktan sonra uygulanacak kuralları anlatıyor. Ve ekleri koymuş. Bu HİBE çağrısı 29 sayfadan oluşuyor. Demek ki bana da size de farklı kuruluşlar herkesin de görünümüne açık değil mi? Hani oyunu sonradan değiştirmiyor. Kuralları belirlemiş. O zaman Avrupa Birliği HİBE'lerinde eşitlik ve herkese eşit davranma var. Şimdi arka plan bilgimize bakalım. Türkiye ve AB arasında sivil toplum diyaloğu 5 HİBE çağrısı diyor. Arka planda anlatıyor bunu. Ben bunu size gönderdim. Yoksa zaten göndermediysem de belki şeyimi göndermişim, linklerimi göndermişim. Değilse de gene gönderirim. Ben göndermesem bile Merkezi Finans İdari Bölümü sayfasında var bu.
O zaman burada arka planda işte 95'te şu yapıldı, şurada şu yapıldı, 2005 yılında şunlar yapıldı, 2006'da sivil toplum diyaloğu bir çağrısı yapıldı, 119 projeden 19-10'da 3 milyon avro para yatırıldı. Ondan sonra onun devamı şu CSD 2 yapıldı. Ondan sonra şunlar yapıldı diye anlatıyor ve diyor ki işte ondan sonra da bu İBE çağrısını yapmaya çıktık diyor. Background'unu anlattı. Ondan sonra diyor ki bakın şurada çok önemli bir şey. Bu teklif çağrısının genel amacı Türkiye ve AB ülkeleri arasında sürdürülebilir diyaloğu geliştirmektir diyor. Genel hedef bu. Türkiye ve AB gördünüz değil mi burayı? Özel amacı ise iki tane özel amacı var. Bir, Türkiye ve AB'deki sivil toplum kuruluşları STK ya da STÖ ya da İngilizcesiyle Civil Society Organizations CSO STK'lar arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ikili değişim ve işbirliğini artırmak ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin önemi ve faydalarına ilişkin Türkiye'de ve AB'de farkındalık artırmaya yönelik girişimlerle Türkiye'nin katılımı önündeki zorluklar ve fırsatlarla ilgili farkındalık artırma girişimlerini teşvik etmek. Bu projeler teklif çağrısının özel hedeflerinden en az biriyle uyumlu olmalıdır ve bu önerilen projeler aşağıda yer alan öncelik alanlarından en az birinin kapsamına girmelidir. Şimdi o zaman öncelik alanlarını da bize söylüyor. Diyor ki, ama çok önemli bir cümle söylüyor. Her satır çok önemli, her cümle önemli. Teklif çağrısının ana önceliği başvuran, eş başvuran veyalar ile en az nerede okuyor? Pardon, ve iştirakçiler arasında diyalog olmak kaydıyla. Yani neye vurgu yapıyor? Diyalog olacak. Arkadaş diyalog olacak, diyalog olacak. Altını çiziyor. Olmak şartıyla. AB müktesebatı. Şimdi AB müktesebatı ne anlama geldiğini bilemeyebilirsiniz. Bakın burada dipnot koymuş. Bir demiş. Aşağıda da vermiş. Ona gideceksiniz. AB müktesebatını, yani Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen kuruluşların yaptığı müzakereler vardır, fasıllar vardır. Burada da 33 tane fasıl var, bunlardan birini kastediyor. Şimdi az sonra onları da göreceğiz orada. Bu fasılların, müktesebatın ve politikaların kapsamına giren alanlarda Türk sivil toplum kuruluşları ve Avrupalı muadilleri arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uzun dönemli işbirliği. Şimdi hemen gidelim. Bu müktesebat dedim. Hemen ne yapıyoruz? Bakalım neler var. Şuradan bir görelim. Malların serbest dolaşımı, işçilerin serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu, sermayenin serbest dolaşımı gibi bakın 33 tane fasıl var müzakere ettiğimiz. İşte bunlardan örneğin sosyal ve politika ve istihdam örneğin sizlerin çalıştığınız kısımdı. Hani engelleri işe koyacaktınız ya ya da ne yapıyordunuz? Staj olanağı sağlıyordunuz ya. Kadın girişimciliğiyle ilgili şey yapıyordunuz. İşte bu 19. fasılla ilgili sizin yaptığınız. Ya da örneğin yargı ve temel haklar konusunda ya da adalet ve özgürlük konusunda ya da eğitim ve kültür konusunda gibi. Bakın birçok fasıl var. Demek ki bu ne anlama geliyor? Bu bizler eğitim alanında çalışan ya da engellilik alanında çalışan kuruluşlar buna başvurabileceği gibi Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşları buna başvurabilir anlamı çıkıyor. Ne diyordu? Birincisi uzun dönemli işbirliği. Demek ki o zaman bu alanlarda dediğine göre kadın girişimciliği alanındaki ya da okul alanındaki ya da LGBT alanındaki ya da adalet alanındaki ya da işte iş adamları alanındaki sivil toplum kuruluşlarının Avrupalı muadilleriyle uzun dönemli işbirliği ya da çevre konusunda olan her şey olabilir.
İkincisi ise AB ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin önemi ve faydaları konusunda genel kamuoyunu etkileme. Türk sivil toplum kuruluşları ve Avrupalı muadilleri arasında AB mali yardım ve diğer birlik programları kapsamında kurulan diyalogu derinleştirme ve sürdürülebilir kılma. O zaman demek ki bir uzun dönemli işbirliği, kamuoyunu etkileme ve daha önce yapmış olduğunuz işbirliği varsa Avrupalı STK'larla bunu derinleştirme ya da yenisini kurma. Diyor ki 6 milyon avro hibe ayırdım bunun için diyor. Ama hepsini vermek zorunda değilim diyor. Ama bir hibe çağrısına başvurabilirsiniz. Sivil toplum kuruluşları alt ve üst sınır şu olacaktır diyor. Benden yazacağınız bir proje ile en az 60 bin avro isteyeceksiniz. Yani 59 bin isterim. Bana 50 bin yeter derseniz elerim sizi diyor. En az 60 bin olacak. Ama en çok da 200 bin isteyeceksiniz benden diyor. Benden isteyeceğiniz 200 bin nokta nokta bir olursa ben sizi elerim diyor. Ve diyor ki bu teklif çağrısı kapsamında verilecek hibe aşağıdaki belirtilen projenin uygun maliyetler toplamının alt ve üst yüzdeleri arasında olmalıdır. Yani sizin proje bütçenizin %50'sini en az benden istemelisiniz. En çok da %90'ını istemelisiniz uygun maliyetler açısından. %10'unu siz kendiniz karşılamalısınız. Bu ister AB bütçesi ve Avrupa Kalkınma Fonu dışındaki kaynaklardan sağlayın. İster kendi öz bütçenizden sağlayın, ister sponsor bulun, bir şey yapın ama benden istemeyeceksiniz. %10'unu da siz karşılayacaksınız. Kurallar, teklif çağrısına ilişkin kurallar, Prag kuralları denen hükümler vardır. Bu şudur, Prag kısaltılmışı olduğu için böyle şeydir. Procedure of bilmem ne der. Avrupa Komisyonu Dış Yardım Sözleşme Usulleri uygulama rehberi vardır Prag diye. Ona uygun olacaktır der. Birkaç proje yaptıkça ya da bir proje yürütünce Prag kurallarını öğreneceksiniz. Oraya geçiyor. Uygunluk kriterleri. Üç çeşit uygunluk kriteri vardır. Bir, taraflar uygun olmalı. Başvuru sahibinin uygunluğu, eş başvuranların uygunluğu ve varsa bağlı kuruluşların uygunluğu. İkinci uygunluk hibe verilecek projeler. Üçüncü uygunluk ise maliyet konusunda uygunluk. Bakalım başvuru sahipleri kimler olabilirmiş? Hibe almaya hak kazanabilmek için başvuru sahibinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir. Tüzel kişiliğe sahip olması, kar amacı gütmemesi, kuruluş yeri bir Avrupa Birliği ülkesi, Avrupa Birliği ülkesi arkadaşlar, Avrupa Birliği'ne üye ülke sayısı şu anda 28'dir. Veya Türkiye, etti 29 ülke, veya İPA tüzüğü kapsamındaki bir ülke olması. Şurada ne vermiş? Dipnot vermiş. Nedir İPA tüzüğündeki? Örneğin Sırbistan, Kosova, Arnavutluk gibi hani İPA kapsamında olan ülkeler var. Onlar olabilir diyor. Eş başvuranlar ve bağlı kuruluşlarla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması ve aracı olarak faaliyet gösterilmemeli. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, STK'lar yani dernekler ve vakıflar ile dernek ve vakıfların federasyonları ve konfederasyonları başvurabilir diyor. Ayrıca AB üyelerinde veya Türkiye hariç olmak üzere o ülkelerdeki uygun STK'lar, örneğin dernek, vakıflar ve bunların federasyon, konfederasyonu ve kar amacı gütmeyen şirketler diyor. Ya da yardım kuruluşları, çatiler. Örneğin İngiltere'de çok sayıda non-profit şirket vardır. Bir kişiyle de kurulabiliyor. O zaman onlar da sivil toplum diye sayılıyor. Türkiye'de ise Türkiye'den başvuran ne olacak? Dernek, vakıf, federasyon ya da konfederasyon olacak. Ama diyor ki burada az sonra detaylarda gösterildiği gibi dernekler müdürlüğüne bağlı olarak kurulmaktan bahsediyor. Yani süt üreticileri birliğini burada kabul etmiyor gibi. Burada diyor ki anlatıyor hani teker teker hangi kuruluşlar olabilir? Eş başvuranlar
neler olabilir diyor. Eş başvuranlara okuyalım. Türkiye'den bir başvuru sahibinin en az bir uygun eş başvuranı olmak zorundadır. Yani Türkiye'den ben bir proje başvuruyor isem, Avrupa ülkelerinden en az bir tane neyim olacak? Eş başvuranım olacak. Çünkü bu bir diyalog projesiydi. Demek ki Yaşam Boyu Eğitim Derneği'ne bir proje hazırlıyor isem, bir tane de bu 28 AB ülkesinden birinden mutlaka bir eş başvuran olmalıdır. Ya da Avrupa Birliği'nden kuruluşlar da bu projeye başvurabilir. Örneğin Hollanda'daki bir vakıf da başvurabilir. Ama onlar da mutlaka Türkiye'den bir tane yerel STK bizlerden birini almak zorundadır. Ama bir de ne vardı? İBA tüzüğü kapsamındaki ülkelerden bahsediyordu. Örneğin siz Bosna Hersek'ten de başvuruyorsanız mutlaka yanınıza hem bir AB hem de bir Türkiye almak zorundasınız diye de kurallar var. Şimdi o zaman demek ki burada başvuranların ne olacağını, kimler olacağını ve özellikle önemli not kısmında altını çizerek bize anlatıyor. Bağlı kuruluşların ne olduğunu anlatıyor. Ben size söyledim, buradan bulursunuz. Şunlar bağlı kuruluş değildir diye anlatıyor. Kimlere bağlı kuruluş diyeceğim, kimlere demeyeceğim diye bunları anlatıyor. İştirakçiler ve yüklenicileri anlatıyor. Diğer kuruluşlar ya da bireyler, bakın iştirakçı bireyler de olabilir. İştirakçı. Diğer kuruluşlar ya da bireyler projede yer alabilir. Bu tarz iştirakçılar projede gerçek bir rol üstlenir. Ancak seyahat giderleri ve günlük harcamalar haricinde hibeden yararlanamazlar. İştirakçilerin bölüm şuradaki kriterler sağlama koşulları yoktur. Yani onlar da imzalı bir form vermek zorunda değiller. Yükleniciler. Hibe faydalanıcılarının ve bağlı kuruluşların alt yüklenicilerle sözleşme yapmalarına izin verilmektedir. İştirakler ve bağlı kuruluşlar projede ayrıca yüklenici olamazlar. Yani dün söylemiştim çıkar çatışması nedeniyle iştirakçiler ve bağlı kuruluşlar yüklenici olamazlar. Zaten kendilerine hizmet alamayacağınız için şeydir. Yükleniciler standart hibe sözleşmesi ve satın alma kurallarına sahiptirler. Yani kural kurallarını ya da ülkenizdeki ama burada kural kuralları geçer ya da ülkenizin ihale koşullarına da bazen atıf yapabilir. Hangi koşullarda mal alınacağına bakar. Diyor ki 2.1.4'te başvuruda bulunabilecek projeler. Tanım. Bir proje bir dizi faaliyetten oluşur. Süre. Bir projenin başlangıcı, bir projenin başlangıcı derken biz sivil toplum diyaloğundan konuşuyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın buna baktığımız için bunu anlayacağım. 12 aydan az, 15 aydan çok olamaz. Onun için 9 aylık bir proje yazacak olursam hemen reddedilir. O zaman en az ne yazacağım? 12 yazacağım. Sektörler ve konular sivil toplum sektörüdür. Yer, proje faaliyetleri Türkiye'de ya da AB üye ülkelerinde yürütülmelidir. Ancak uygun şekilde gerekçelendirmesi koşuluyla bazı faaliyetler diğer uygun ülkelerde de uygulanabilir. Bununla birlikte bu faaliyetler projenin büyük bir bölümünü oluşturmamalıdır. Örneğin diyelim ki Bosna Hersek'te bir stadyumuz yapabilirsiniz ya da bir çalışsa ama projenin tümü nerede olsun? Avrupa'da ya da Türkiye'de olsun. Proje türleri. Program hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve en az bir öncelik alanı kapsamına giren aşağıdaki listede sıralanan AB müktesebat başlıkları kapsamında olan tüm projeler finansman almaya hak kazanabilecektir. Yani Mermerciler Derneği de kazanabilir, şeylerde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu da kazanabilir. O zaman demek ki çok iyi proje yazmamız gerekiyor rekabetçi bir ortam. Şimdi bunlar diyor ki önemli bize ipucu veriyor. Diyor ki aşağıda belirtilen faaliyetler yani actions aslında activity değil buradaki şeyde. Projeler örnek olup proje konuları bu faaliyet türleriyle sınırlı değildir. Şimdi bunları dinlediğimiz zaman bizim kafamızda bir şeyler şimşekler çakacak. Deneyim paylaşımı uzun dönemli ortaklık ve diyalog ve karşılıklı bilgi paylaşımı değişimine dayalı çalışma modelleri ve metodolojileri geliştirmek amacıyla ortak yaklaşım ve pilot girişimler oluşturmak. Türk ve Avrupalı STK'lar arasında
AB müktesebatı ve politikaları kapsamına giren alanlarda diyalog başlatma, diyaloğu derinleştirme, karşılıklı olarak bilgi ve iyi uygulama değişimini gerçekleştirme. İyi uygulamaların değişimi yoluyla karşılıklı tanıma sürecinde çok teşekkür ederim. Sivil toplum kuruluşlarının rollerine ilişkin farkındalık artırma faaliyetleri. İyi uygulamaların değişimi yoluyla farkındalık artırma faaliyetleri, sivil toplum kuruluşları arasında savunuculuk, politika katılımına rehberlik etmeye yönelik ortak gündemler oluşturma, Avrupalı STK'lar ile işbirliği içinde savunuculuk ve politika katılımına yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri, Türkiye'nin AB sürecine STK'ların dahil olmasını teşvik etme, mevcut yasal çerçevenin uygulanışını analiz etme, güçlendirme ya da izleme, STK'ların AB katılım sürecine katılımı ve katkısının önemi konusunda farkındalık artırma, katılım süreci ve AB politikaları konusunda STK'lar için kapasite geliştirme faaliyetleri, STK'lar arasında bilgi ve beceri paylaşımını desteklemek amacıyla AB ve Türkiye arasında bölgesel ve uluslararası ağları ve platformları oluşturma veya güçlendirme, STK'ların AB süreci konusunda bilgi sahibi olmalarını desteklemek amacıyla platformlar oluşturma ya da platformları güçlendirme, ortak kültürel değerleri ve politikaları, kültürel çeşitliliği ve hoşgörüyü destekleme, AB mali yardımları ve diğer birlik programları altında, ortaklığında fonlanan geçmiş dönem projelerine sonuçlarını sürdürme ya da tamamlama, Türkiye ve AB'deki mevcut endişe ve yanlış algıları tespit etme ve bu hususları tartışıp bertaraf eden girişimleri destekleme, kamuoyunun AB konusundaki bilgi ve algısını geliştirme ve AB katılım sürecinin vatandaşların günlük hayatı üzerindeki etkisini açıklama ve örnekleme, AB politikaları konusunda bilgi sağlama. Gördüğümüz gibi hangi tür projelerin destekleneceğini bize söylemiş. Şimdi bize düşen görev ne? Bizim ilgi alanımızla ilgili. Örneğin sizlere dağıttığımız kağıtlarımız var. Ne demiştik? Örneğin bir STK'sınız, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışıyorsunuz ve sosyal girişimciliği desteklemesi alanında çalışıyorsunuz. O zaman onunla ilgili. Ya da kadın girişimciliğiyle ilgili. Ya da cezaevleriyle ilgili. Ya da adalete erişimle ilgili. Ya da şununla ilgili ya da bununla ilgili. O zaman demek ki o konularda diyaloğun geliştirmesi, o konularda platformların kurulması, o konularda farkındalığın yaratılması, o konulardaki STK'ların kapasitesini güçlendirmesi diye bakacaksınız. Yani mültecilik alanında çalışan bir STK iseniz ya da onlara proje yazıyorsanız, göçmenler konusunda ve mülteciler, refüjiler konusunda çalışan STK, Türkiye'li ve İtalyan STK'larının birbirlerinin deneyimlerinden yararlanma ve ortak sürdürülebilir göçmenler için hareket platformunu kurma projesi yazacaksınız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi o zaman elimiz geniş ama bizler çalışma alanımızla, konumuzla ilgili konuları seçeceğiz. Yani o zaman bize şurada verilen şeyler uygun. Ama bakın şunu da bir görelim. Projelere şunlar uygun değildir diyor. Onun için hani biz proje yazarken bak yukarıdakiler uygun ama diyor ki sadece ve büyük ölçüde çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finansman. Yani Tülay Ataseber'i yurt dışına göndereceğimin projesi yazılmaz. Ama ne yapılır? Eğitim çalışması yapacaksa sadece onun değil bak bireysel değil.
Demek ki biz kadın girişimciliği konusunda 10 kişi göndereceksek tamam, ama bireysel destek sağlamayacak. Sadece ve büyük ölçüde ya da eğitim kursları için verecek bireysel burslara yönelik projeler. Yani örneğin işte arkadaşımın bir bursa ihtiyacı var, ona burs vermek değil benim buradaki kaygım. Konferanslar, yuvarlak masa oturumları, seminerler veya benzeri tek seferlik faaliyetlerdir. Tek seferken sadece bunun için yapılan bir konferans değil. 12 ay içinde yapılacak olan birçok faaliyetin tamamlayıcısı olarak elbette bunları yapabilirsin. Ama sadece o konferans da bir proje değildir. Bu faaliyetler yalnızca daha kapsamlı bir projenin parçasını oluşturmaları durumunda finanse edilebilecektir. Bu amaçla örneğin bir konferansa hazırlık veya tamamlanma sonrası yayınlar kendi başlarına kapsamlı proje anlamı taşımaz. Örneğin başka bir proje yazdınız, Seul'de bir kongre yaptı, ondan sonra da bir proje yapayım da onların yayınlarını da yaygınlaştırayım değil. Oysa hani o projenin işte tümü, yani 12 aylık çalışma ve sonrasında onları basmak olabilirdi. Hali hazırda devlet bütçesinden ya da başka birlik programlarından ya da diğer kaynaklardan finanse edilmekte olan faaliyetlere de, yani duplikasyona, yani birden çok yerden fonlamaya da karşıyım diyor. Ya da merkezi finans ihale birimiyle hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler. Oysa burada diyor ki sözleşmeyi imzaladım, ondan sonra yaptığım faaliyetleri desteklemem ama öncekileri desteklemem. Yalnızca akademik araştırma faaliyetleri içeren projeler ve hizmete çalışmalarını da desteklemek. Ama bunlar daha büyük bir projenin parçası ise desteklerim. Örneğin kadın girişimciliği konusunda bir saha araştırması da yapabilirim ama ona dayanarak ben de kadın girişimciliği konusunda eğitim setleri, kitleri hazırlayacağım. Ondan sonra da kadınları eğiteceğim ve ondan sonra da onları startup işlerini kurmaları sağlayacaksa o araştırmaya izin verebilirim. Ama sadece tespit amacıyla bir akademik konuyu araştırmanın tek başına buna izin vermem. Ticari faaliyetler. Evet, taşeronlardan, şuradan buradan hizmet satın alabilirsiniz ama bizim projelerimizin amacı sizin kar etmeniz değildir. İdeolojik açıdan ön yargılı ve doğası gereği partizan olan faaliyetler. Zaten siyasal partilerin hiçbir şekilde projeleri kabul edilmiyor. Ama ideolojik açıdan ön yargılı ve doğası gereği partizan olan faaliyetler, siyasi partileri destekleyen faaliyetler uygun değildir. Mali destek faaliyetleri, yani hibenin diğer kişi ya da kuruluşlara maddi veya aynı hibe verilmesi ve kendi işlerini kurabilmesi için para verilmesi ya da borç verilmesini de kabul etmiyorum. Çok soru gelir. İşte ben bir rehabilitasyon merkezi açacağım, Avrupa Birliği bunu desteklemiyor, kreş açacağım. İşte Avrupa Birliği veriyormuş gibi. Cevabına bakalım. Yeni tesis, ek yapıların inşası ile ilgili yatırımları da desteklemek. Ama küçük ölçekli onların hizmetlerine izin veririm. Yani şeyde. Ama yeniden bir sıfırdan bir bina kurmana izin veremem. Zaten 200 bin almıyor da yapamazsınız bunları. Büyük ölçüde. Ama küçük laboratuvar kurabilirsiniz ama hani tesis kurmaktan bahsetmedim. Hali hazırda başvuru sahipleri tarafından yürütülmekte olan ana aktivitelere mali destek sağlamayı kapsayan projeler. Halen devam eden aktivitelerinize, o zaman nedince de benim yani yaptığım çalışmalar ya da SEUDER'in, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin yaptığı çalışmalar zaten standart çalışmalar. Ama ne yapacağım o zaman burada? Ben hani kapsamı azıcık değiştireceğim demek. Yani orada yaptığım bir çalışma varsa bu sefer yeni yararlanıcı grupları ya da yeni bir yöntem, bir şeyler geliştirin. Birebir aynısını yapmamam lazım. Özel veya kamu işletmelerinin kurulmasını veya mevcut olanların faaliyetlerine destek verilmesini ve kar amacı güden faaliyetleri içeren projeler. Evet, ben taşerondan mal satın alacağım, o kar edecek ama benim amacım o değil ki. Benim amacım projemi yapmak için o hizmete ihtiyaç var. Yani web sayfa tasarımını tabii ki dışarıya yapacağım. Tabii ki o para kazanacak ama benim projemin amacı kar elde etmek değil. Benim projemin amacı engelli girişimciliği geliştirmek ya da staj olanağını sağlamak ya da kadın girişimciliğini geliştirmek idi. Kadın girişimciliğini geliştirmenin sonunda onlar hani kar elde edebilirler, belki bir kooperatif kurabilirler, bir şey. Ama ama benim amacım hani kar elde etmek, yani o projeden para kazanmak olmamalı.
Yalnızca stratejim, plan ya da benzer dokümanlar geliştirmeye yönelik projeler de kabul etmiyor. Strateji geliştirmekle ilgili, stratejiyi geliştir ama peşine action, eylemi de yap demeye çalış. Yiyecek, yiyecek sağlanması gibi sosyal hizmet projelerini de kabul etmiyor. Faaliyet türleri. Projeler aşağıdaki faaliyetleri içerebilirler. Bu sefer bakın aktivitelere geldik. Az önce projeleri konuşmuştuk. Şimdi listelenen faaliyetler örnek olarak verilmiş olup proje faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir. AB STK'ları ile Türk STK'ları ve bunların ağları arasında emsal değerlendirmeleri, akran değerlendirmeleri, peer reviewing ve alt sektör temelinde bilgi aktarımı, teknik bilgi aktarımı faaliyet olabilir. STK'lar arasında iletişim, danışma ve tartışmaları kolaylaştırma faaliyeti yazabilirsiniz. Mevcut yasal düzenlemelerin değiştirilmesine ve AB standartları ve gerekliliklerine uygun olarak yeni yasal düzenlemelerin oluşturulmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri olabilir. Katılım süreci kapsamında izleme faaliyetleri olabilir. Katılım sürecine ilişkin izleme raporlarını yayınlama olabilir. Seminer, yuvarlak masa toplantısı, konferans, çalıştay ve eğitim organizasyonları olabilir. Deneyim ve ortak bilgi paylaşımına katkı sağlayacak çalışma ziyaretleri olabilir. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgilendirme, farkındalık artırma, iletişim kampanyaları olabilir. Anahtar referans materyallerinin oluşturulması ve çevrilmesi, teknik ve politika odaklı bilgi ve uzmanlığın yaygınlaştırılması olabilir. Türk ve Avrupalı STK'lar arasında daha iyi işbirliği, diyalog, ağ kurma ve veya katılım süreci ve AB politikaları için kapasite geliştirme, etki analizleri, tartışma, münazara, politika oluşturma süreçlerine katılım, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi uygulamaların belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve değişimi, politika ve mevzuat önerileri oluşturma, diyaloğu destekleme, kamuoyunu Türkiye'nin AB katılım süreci hakkında bilgilendirme, STK'ların katılım sürecindeki rolünü vurgulama ve benzeri konularda farkındalık artırma kampanyaları düzenleme, iyi uygulamalar ve benzeri hakkında kitapçık, rehber vesaire yayınlanmasın. STK'lar tarafından ortak süreli yayınların yayınlanması, veri toplama, cinsiyet, yaş, engellilik düzeyi gibi uygun gruplamalar, STK'ların AB politikalarını ve Türkiye'nin katılım sürecini takip edebilmeleri için becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim programları, projenin açılış ve kapanış töreni toplantıları, sivil toplum arasında etkileşimi güçlendirmek için sosyal medya faaliyetleri. Arkadaşlar diyor ki, sonuna geldik, projeler tek bir faaliyete odaklanmamalıdır. Organizasyon faaliyetleri bağımsız olmalı, birbiriyle uyumlu faaliyetlerden oluşmalı ve amaçları, hedef grupları ile planlanan çıktıları açıkça tanımlı olmalıdır diyor. Bize şurada şunu söylemişti. Projeler aşağıdaki faaliyetleri içerebilir. Listelenen faaliyetler örnek olarak verilmiş olup proje faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir. Siz de bunlara ilave edebilirsiniz. O zaman şimdi ara vereceğiz ama ne yaptık? Şu ana kadar 12. sayfasına geldik rehberimizin. Rehberi nasıl bulacağımızı gördük. Rehberi okumaya başladık. Rehberin içerisinde arka plan bilgisinin önemini gördük. Bu proje çağrısına niye çıktıklarını, oradaki dipnotlara okumayı, bakmayı ve onları tıklayarak ne olduğunu anlamaya ya da bunlarla ilgili araştırma yapmamız gerektiğini, uygunluk kriterlerinin ne olduğunu, ki burada 3 tane uygunluk kriterleri vardı, kuruluşların uygunluğu, sürenin uygunluğu, işte faaliyetlerin uygunluğu gibi, hangi tür proje çağrısının call deriz biz buna, CALL proje çağrısının
genel hedeflerini ve özel hedeflerini ve önceliklerini okudu. Hangi tür projeler hazırlanabileceğini bize söyledin, hangilerini desteklemeyeceğini de söyledin ve hangi faaliyetleri yapabileceğimizi de bize söyledin. Yapamayacaklarımızı ve yapacaklarımızı da söyledin. Şimdi devam etmeden önce şu ışığı bir açalım. Ayşe Güler bir şiir borcumuz vardı. Onu okuyalım. Ayşe de bunu kaydetsin.